Sevgili izleyiciler, bayanların en büyük problemi fazla kilolar. Bu bölümümüzde operatör doktor Elif Eren Aydın fazla kilolarımızdan kurtulurken vücudumuzu nasıl şekillendirebiliriz? Bunlardan bahsedecek bize. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Elif Hanım, dediğimiz gibi bizim en büyük derdimiz fazla kilolar. Biz bu kilolarımızı hem vermek istiyoruz hem de vücudumuzu şekillendirmek istiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Bunun için uygun olan, ameliyat yöntemi olarak uygun olan liposuction'dır. Çünkü liposuction'da amaç kişiyi zayıflatmak değil, bölgesel yağlardan kurtarmaktır. Yani bu şu demek, bir kişi zayıfken de, şişmanken de baseninden şikayetçiyse, göbeği her zaman varsa, ya bunu ne kadar spor yapsam da götüremiyorum ben diyorsa, ya da bacaklarının şekillendirilmesini istiyorsa bu gibi kişilerde liposuction uygun. Yani liposuction sadece çok şişman hastalara değil, herkese yapılabilir. Yani fazla kilolarından ve bölgesel kilolarından rahatsız olan herkese yapılabilir. Tabii ki. Aslında plastik cerrah olarak ben çok şişman bir hastaya liposuction yapmaktansa zaten vücut ölçüleri olarak uygun ölçülerde ama ne kadar spor ve diyet yapsa da bölgesel yağlarından kurtulamayan kişilere liposuction yapmayı tercih ediyorum. Zaten doğrusu da bu. Liposuction'ı biz kişi diyet yapmıyor, spor yapmıyor ama cilt altı yağ doku kalınlığını azaltmak amaçlı kesinlikle yapmamalıyız. Zaten ameliyata aldığım tüm hastalara da spor ve diyet yapacağınıza söz veriyorsanız böyle bir işleme gireceğim diyorum. Ve bunu kabul ederek ve bilerek onlar da liposuction ameliyatı oluyorlar. Çünkü liposuction yaptıktan sonra benim başarım %80 ise %20'lik payda onlara ait. Evet. Liposuction'la ilgili merak ettiğim çok fazla soru var. Eminim ki bizi izleyen izleyicilerimiz de çok merak ediyordur. Peki liposuction uygulaması hangi alanlara yapılabiliyor? Hangi alanlara? Özellikle Türk tipi bayanlarda, özellikle karın, göbek çevresi, bel çevresi, beldeki o simit dediğimiz ya da top kek dediğimiz, özellikle düşük bel pantolon giydiğinde kişilerin ortaya çıktığı bölümler, sırttaki hemen sütyen askısının altında kalan katlanmalı olan bölge, bacak içleri, bacak ön yüz, diz içleri, basen bölgesi ne yapılabilir? Bunlar arasında yine kola da liposuction başarıyla gerçekleştirilebilir. Yalnız plastik cerrah olarak kol ve diz altındaki bacak bölgesinde özellikle çok çok dikkatli davranmak gerektiğini düşünüyorum. Fazla kilolarımızdan rahatsız olduğumuz her alana yapılabilir diyebiliriz. Evet, ama çıkıntılı bir bölge olması lazım. Çünkü ameliyat öncesinde planlamaya yönelik bir çizim yapıyorum. Yani bu çizimde benim işaretlemiş olduğum bölgeler aslında o bölgedeki yağın fazla depolandığının belli olduğu çıkıntılı alanlar. Şimdi kişi çok kilolu olabilir ama baseni yoktur, bacakları çok düzgündür. O gibi insanlarda liposuction yap, yani belli ki zayıflayınca bacakları düzgün. Öyle durumlarda değil, daha çok zayıf da olsa göbeği olan, şişman da olsa göbeği olan, bel bölgesinde o fazlalığı olan, daha doğrusu genetik olarak kodlanmış fazla yağ depolarına liposuction yapmak daha uygun. Peki genetik olarak kodlanmış yağ depolarına diyorsunuz. Peki bu operasyondan belli bir süre sonra yeniden aynı yerlerde yağlanma olur mu? Bu kesinlikle halk arasında yayılmış olan bir söylenti aslında. Şimdi biz liposuction'la o bölgedeki yağ kök hücrelerini alıyoruz. Yani yağın her bir yağ hücresi içindeki yağ deposuyla dolduğu zaman büyük bir kütle haline dönüşüyor. Biz bu yağı eriterek oradan alıyoruz. Ama yağı eriterek alırken tabii ki cilt altı yağ dokusunu belli kalınlıkta, o bölgenin şeklini düzgün bırakacak şekilde belli bir miktarda yağ bırakıyoruz. Şimdi kişi kilo aldığı zaman tüm vücudunda orantılı alacaktır. Ama liposuction'dan önce hep duyarız arkadaşlarımızdan, işte kilo aldığım zaman göbeğimden alıyorum, kilo alıyorum, üst bedenim hiç kilo almıyor, alt bedenim, basenlerim bir anda şişi veriyor diye. Bu kök hücreleri biz uzaklaştırmış olduğumuz için kesinlikle aynı bölgeden liposuction öncesinde olduğu gibi bölgesel yağlanma olmaz. Liposuction operasyonunun zor bir operasyon olduğu söyleniyor ama bir de sizden dinleyebilir miyiz, izleyicilerimize anlatır mısınız? Liposuction
kişi olan kişi açısından çok da zor bir operasyon değil. Daha doğrusu çok ağrılı bir operasyon değil. Genelde operasyon diyoruz. Aslında bu bir cerrahi girişim. Yani büyük büyük kesilerin olmadığı, hemen aynı gün içerisinde taburcu olabildiğiniz bir cerrahi müdahale. Ameliyathane ortamında olması sterilizasyon açısından gerekli. Ufak giriş deliklerinden girerek, bunlar 0,5'te 1 milimetredir. O giriş deliklerinden kanül dediğimiz ince borucuklarla girerek erimiş olan değişik yöntemlerle erittiğimiz, bu lazer olabilir, ultrasonik enerji olabilir ya da özel bir sıvı vererek eritmiş olduğumuz yağı geri aspire etmek, yani geri vakumla dışarı almak. Kişi açısından tüm vücuda yapmış olduğumuz zaman maksimum 1-1,5 saat kadar süren bir işlem. Aynı gün kesinlikle evine dönebilir. Yani korkunç ağrıların, dayanılmayacak ağrıların çekildiği bir müdahale değil. Ancak vücutta bazı bölgeler daha hassas olabilir. Bazı kişilerde bel bölgesi daha hassas, bazıları belinin daha çok ağrıdığını söylüyor. Ya da bazısı da karın bölgesinin daha kişiden kişiye değişiyor. Kişiden kişiye ağrı eşiği de değişiyor. Yani bir kişi ağrı eşiği çok yüksekse, ağrıya dayanıklıysa hiçbir problem olmadan cuma günü ameliyatını olup pazartesi günü işine dönebilir. Aslında bu hemen hemen liposuction yaptığımız hastaların %80'inde böyle. Peki ameliyat sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor bu iyileşme sürecinde hastaların neye dikkat etmesi gerekiyor? En çok istediğim şey onlardan hareket etmeleri. Yani hareketle birlikte, çünkü o erimiş yağın bir kısmını dışarı alıyoruz ama bir kısmı da idrarla atılmaya devam ediyor. Günde 1-1,5 litre kadar su içmeleri, bol bol hareket etmeleri ve korse giymelerini istiyorum. O korseyi de yapmış olduğumuz bölgeye bağlı olarak 6 hafta süreyle, en az 6 hafta süreyle giymelerini öneriyorum. Bir ay sonrasında da spora başlayabilir. Yani bu spor hem hangi spor olursa olsun en az haftada 3 gün yarımşar saat olması şartıyla yüzme çok iyi bir spordur vücudu çalıştırmak açısından. Yürüyüş aynı şekilde. Mutlaka kas çalışmaları şart değil. Buradaki amaç bizim yağı uzaklaştırdığımız zaman geriye kalan cildin uygun bir şekilde sıkılaşmasını sağlamak ki daha güzel bir görüntü ortaya çıksın. Elif Hanım, fazla kilolarından rahatsız olan her kişiye liposuction operasyonu yapılabilir mi? Şimdi şöyle, bölgesel kilolanmanın nerede olduğu ve ciddi sarkıklık olup olmaması önemli. Şimdi bazen mesela ikiden fazla doğum yapmış bir bayanda karın cildinde sarkıklık belirgin ve çatlakları da varsa o kişiye liposuction yaptığımız zaman çok sınırlı fayda sağlarız. Çünkü oradaki asıl amaç yağın götürülmesi değil, aslında o cilt sarkıklığının giderilmesidir. Yine bacak içinde de aynı şekilde, yine kollarda da aynı şekilde. Bacak içlerinde de ciddi sarkıklık çok belirginse, yağ ne kadar oradaki yağın fazla yağın alınmış olması o sarkıklığın daha da görünür hale gelmesini sağlayabilir. Ancak böyle olanlarda eğer kesiyle olan bir ameliyat istemiyorsa kişi, o zaman lazer liposuction'ın belki birazcık daha etkili olabileceğini düşündüğümüz için bu gibi olan kişilerde lazer liposuction'ı tercih ediyoruz ki cildin sıkılaşmasını birazcık daha fazla artırabilelim diye. Liposuction'da değişik yöntemler var. Lazer liposuction, işte sıvıyla yapılan liposuction. Burada hangi yöntem olursa olsun önemli olan uygun bir şekilde yapılması, uygun bir şekilde o yağın düzgün bir şekilde alınmış olması ve cildin sıkılaşmasına izin verecek şekilde kişinin de kendisini spor ve diyetle bunu desteklemesi. Aslında yöntemlerin birinin diğerine üstünlüğü yok. Asıl önemli olan uygulayıcının iyi olması. Elif Hanım, bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, siz de eğer Türkiye'de bir estetik operasyon geçirmek istiyorsanız aşağıda verdiğimiz telefon numaralarından bizleri aramanız yeterli. Siz sadece kendi ülkenizden uçağa biniyorsunuz. Biz sizi İstanbul'a geldiğiniz zaman havalimanından karşılıyoruz. Ve buradaki işlemlerinizin hepsi bize ait oluyor. Yani hiç merak etmenize gerek yok. Çok teşekkür ederiz programımıza. Ben teşekkür ederim.